iyi ve kötü, aydınlık ve karanlık taraf, kurtarılmayı bekleyen bir prenses, kılıçlarla duello eden onurlu şövalyeler, bir kahraman ve onun yolculuğu, her şeye yön veren gizemli adeta büyülü bir güç ve Campbell'ın tanımladığı Hero's Journey'in en net örneklerinden biri. Star Wars hiç şüphesiz bir masal veya yaratıcısı George Lucas'ın deyimiyle bir uzay masalı. 1960'ların sonuna geldiğimizde Hollywood'un altın dönemi çöküyordu. Filmler çok daha büyük, bombastik, çok daha pahalıya çekiliyordu. Öte yandan gişeler de günden güne eriyordu. Ekonomik kriz, Vietnam Savaşı ve Nixon dönemi de ABD'deki politik havayı iyice katılaştırdı. Tüm bunların içinden New Hollywood yükseldi. Daha politik, daha gerçekçi, daha cüretkar filmler çekildi. Bu yeni jenerasyon yönetmenlerden bazıları Brian De Palma, Steven Spielberg, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola ve George Lucas'tı. Lucas iki filmlik bir anlaşma yaptı ve American Graffiti'den sonra bir uzay operası çekmek istedi. Bunun için The Star Wars başlıklı 14 sayfalık ilk hikaye taslağını hazırladı. Ancak stüdyolar bu hikayeyi pek sevmedi. Lucas'ın vizyonunda çocukken çok etkilendiği Flash Gordon serisinden esinlenmek vardı. Ki bugün hepinizin bildiği Star Wars açılış sekansı mesela Flash Gordon'dan isimlenmiştir. Ancak fikirleri o kadar absürt bulunur ki stüdyolarda karşılık bulmaz. Hollywood yeni bir döneme giriyorken uzay operası ne demekti? Lucas vizyonunu yansıtabilmek için konsept tasarımcısı Ralph McCary ile anlaştı. McCary filmin estetiğinin bel kemiğini oluşturacak çizimlerini 1975 yılında tamamladı. 20th Century Fox bu konseptlerden o kadar etkilendi ki filmin yapımını onay verdiler. Bütçesini de arttırdılar. McCary'nin çizimleri kitap olarak da yayınlandı. Hayranlarına kesinlikle önerimdir. Özellikle Darth Vader'ın ilk konsept çizimlerine bakacak olursanız Asya etkilerini fark edeceksiniz. Daha doğrusu Japonya. Vader'ın kaskı direkt olarak Japon Kabuto kaskından isimlenmedir. Bu da bir tesadüf değildir. Zira George Lucas efsanevi Japon yönetmen Akira Kurosawa'dan çok ilham almıştı. Tıpkı Sergio Leone gibi. Leone de 1964 yılında çektiği Bir Avuç Dolar filminde Kurosawa'dan isimlenmişti. Daha doğrusu Kurosawa'nın Jojimbo filmini birebir kopyalamıştı. Sahipsiz bir samura yani bir Ronin'in hikayesi anlatılıyordu filmde. Leone hikayeyi Amerika'ya taşıdı ve samurayı kovboy yaptı. Araları başlarda limoni olsa da bu iki yönetmenin daha sonradan anlaştılar. Ancak Leone sayesinde yeniden canlanan western janrı anlaşamadı. Leone ve Kurosawa filmleri de bir mitoloji yaratma peşini değildi. Tam tersine bir kapanıştı, bir vedaydı. Dönemi geçmiş veya geçen tek tabanca kahramanların hikayeleriydi. ABD'deki iyi kötü temalı kovboy filmlerine karşı şiddetli, pis, kaotik ve ama bir o kadar da estetik filmlerdi Leone'nin filmleri. Kurosawa'nın samuray filmleri de aynı şekilde geçmiş zamanları arayan dönemi çoktan geçmiş bir kahramanla ilerler. Bu motif Red Dead Redemption 2'nin de Arthur Morgan için devraldığı ve ustaca uyguladığı bir motiftir. Even I see that now. Our time is pretty much past. Kurosawa'nın Gizli Kale filmi George Lucas'ı en çok etkileyen film olur. Paralellikler inkar edilemeyecek şekildedir. İki filmde bize hikayeyi önemsiz yan karakterlerin gözünden anlatır. Gizli Kale'de bunlar Tahi ve Matashaki, Star Wars'ta C-3PO ve R2-D2'dur. Gizli Kale bu iki yan karakterle açılır ve final sahnesinde yine bu iki yan karakterle kapanış yapar. Star Wars aynısını yapacaktır. Kurosawa'nın markalaştığı bir diğer konuysa silme geçişleridir. Bir sahne hala hareket halindeyken diğerine geçilir ama birden kesilmez. Lucas bunu olduğu gibi devralır Star Wars için. Kurosawa filmlerinin bir diğer ana motiflerinden biri de usta çırak ilişkisidir. Lucas bunu birebir devralacaktır Jedi'lar ve Sith'ler için. Yine Kurosawa filmlerinin kahramanları genelde savaş sonrası Japonya'nın şartlarından oluşur. Onun kahramanları işgal edilmiş, yıkılmış ve Batı kültürüne maruz kalan Japonya'da hala eski değerlere bağlı kalan, eski geleneklere bağlı kalan, kodekslere, samuray kodeksine bağlı kalan onurlu savaşçılardır. Tıpkı Jedi'lar gibi. Hatta rivayet odur ki Lucas Jedi ismini Kurosawa'nın bu janrının Japonya teriminden devralmış. Jedi'deki Jedi mitolojisini tasarlarken yoğun bir şekilde Doğu felsefesinden etkilenen Lucas, Taoizm, Budizm ve Konfüçyanizm'den alıntılar yapıyor. Bazı Jedi ustalarının Force Ghost olarak dönmeleri örneğin Budizm'deki Bodhisattva'ya benzer. Burada da bu seviyeye ulaşan rahipler Nirvana'ya geçmek yerine ruhen hala aramızda kalır ve yeni öğrenci eğitmeye devam ederler. Uzay operasının olmazsa olmazı tabii ki de müzikleridir. Lucas dönemin bilim kurgu filmlerinin aksine orkestral, epik bir soundtrack hayal ediyordur. Opera olduğu gibi işte. John Williams bu isteğini fazlasıyla yerine getir. Dünyada Star Wars temasını, light motiflerini duymamış bir kulak yoktur sanırım. Night motif olarak bazı karakterler veya mekanlara kendine özgü melodiler verilir. Böylelikle parçada tekrar tekrar çaldığı zaman kafanızda bir algı oluşur ve hemen oraya hatırlarsınız. Bir bağlantı oluşur. Operada olduğu gibi. Bunu en çok ve başarılı uygulayan kişi de Richard Wagner olmuştur. Wagner'ı unutmayın çünkü bir kez daha değineceğim kendisine. Lucas'ın filmi efektler konusunda da çok ileriye gidecekti. Vizyonunu yerine getirecek bir şirket bulamayınca da tıpkı James Cameron'ın yaptığı gibi kendisi ILM adıyla kendi şirketini kurdu ve sinema efektlerinde devrimsel Yollar açtı, tarih yazdı. Diğer tarafta filmin çekim süreci, kostümler, efektler ve genel olarak sette durumlar hiç iyi değildi. Herkes filmin tutmayacağını ve gişede büyük bir çakılma yaşanacağını düşünüyordu. Sadece Lucas'ın arkadaşı Spielberg ve stüdyo yöneticisi Alan Ladd Jr. filmin başarılı olacağına inanıyordu. Yapım şirketi Twenty Century Fox ise filmin çakılmasından korktuğu için zaten az sayıda salonda gösterime girecek filmi salon sahiplerine zorla dayatıyordu bunu gösterin diye. E sonrası elbette sinema tarihi. Star Wars bütün beklentileri yıkarak dünya tarihinin en değerli sinema franchise haline geldi. Yedi Oscar aldı ve lisans ürün haklarını tamamen kendinde saklı tutan Lucas multimilyoner oldu. Öyle ki ikinci Star Wars filmini tamamen kendi cebinden finanse edecekti. Bu Hollywood'da görülmemiş bir şeydi. Tek kişinin tek başına bir blockbuster filmini finanse etmesi. Star Wars popüler kültürü başka hiçbir yapımın etkilemediği kadar etkiledi. Ancak bugün etkilediklerini değil etkilendiklerini konuşmak istiyorum. İyi ve kötü, aydınlık ve karanlık taraf temalı filmin daha ilk dakikalarında imparatorluğun baskısını hissedebilirsiniz. Darth Vader'ın sinema tarihinin en ikonik antagonistlerden biri olması sadece görüntü ve estetikten kaynaklanmıyor. İmparator Sidious ve imparatorluğu saf kötülüğün temsilcileri. Ancak saf kötü nasıl olunur? Saf kötülüğe giden yol nedir daha da önemlisi? Öyle ya bir düşünün. Sinema tarihinin bütün kötü karakterleri aklınıza gelsin. Sauron 3-5 Hobbit'e yenildi. Voldemort bir okul ele geçirmeyi beceremedi. Hannibal Lecter, Hans Gruber, hatta T-800... Hangisi Palpatine kadar saf kötülük ve milyarlarca ölüm getirdi? Bunu Sif öğretisiyle açıklamanız da olmaz çünkü Palpatine diğer Siflerden de farklıdır. Farkı da politikacı olmasıdır. İşte bugün sizlerle Star Wars'un politik yönünü konuşmak istiyorum. Demokrasinin kırılganlığı, demagogların tehlikesi ve imparatorluğun tarihteki referansı Nazileri konuşmak istiyorum. Lucas'ın orijinal üçlemesi ikonik ve görülmemiş bir başarı elde etmiş olsa da asıl hikaye derinlik katacak ve politik olarak derin bir meta katman yaratacak olan üçleme 20 sene sonra 2000'lerde çıkan prequel üçlemesidir. Star Wars bu üçlemeyle bir trajediye dönüşür. Opera isteyen Lucas'ın Shakespearean dokunuşları hayranları tarafından sıklıkla eleştirilse de aslında baktığınız zaman işin esansı burada yatıyordur. Star Wars bir masal hatta bir uzay operasıdır. Yeni üçlemeyle bu seçilmişlik hikayesi Luke'dan alınır ve Anakin'e yüklenir. Artık iki üçlemede onun hikayesidir bir trajedi. Hatta George Lucas'ın bizzat kendisi bu altı filme Darth Vader'ın trajedisi tanımlamasını koyuyor. Elbette orijinal üçlemede de bu politik izler vardı. Süper güç imparatorluğun Ewoklarla giriştiği asimetrik savaş bugün Lucas'ın da doğruladığı gibi bir Vietnam alegorisi. Ancak imparatorluğun yok edici, ezici, baskıcı, faşist yönetimine giden yolu ikinci üçlemede özenle işlemiştir Lucas. Tabii ki de seçilmişlik hikayesi, trajedi, her şeyi kurtarmak isterken her şeyi mahveden ana karakter yeni değildir. En basit haliyle Hamlet'te vardır örneğin. Star Wars'u bu noktada farklı yapan Yönü Anakin Skywalker'ın karanlık tarafa geçişi değil, bütün galaksinin onun yolunu izlemesidir. Aynı motivasyonla, aynı korkuyla, aynı tepkiyle. Şif Palpatine sadece Anakin'i değil, tüm galaksiyi kaosa sürükler. Tıpkı tarihte bir başka isim gibi. Münih 1919. Alman Kaiser tahtından edilmiş, Weimar Cumhuriyeti ilan edilmiştir. Radikal komünistler ve radikal sağcılar sokaklarda çatışıyor, devrimden bahsediliyordu. Tüm bunların ortasında da bir hiç kimse. Adolf Hitler. Hitler önceleri bu sol grupların yanında dursa da aşırı sağcıların kuvvetlenmesiyle anında yönünü kırar. Oportunist karakteri ağır basar. Bu sürecin sonunda Bavira'da Reichswehr kontrolü ele geçirir. Özellikle bu komünist örgütlenmeler ve ama aşırı sağcı örgütlenmeleri de kontrol etmeye çalışırlar. İstihbarat faaliyetleri gerçekleştirilir. Tam da bu noktada Reichswehr'e gönüllü olarak köstebeklik yapabileceğini söyleyen bir kişi gelir. Bu kişi Adolf Hitler'dir. Hitler bu köstebekliği yapabilmesi için, bu muhbirliği yapabilmesi için politik propaganda eğitimi alır. Aldığı eğitimi köstebeklik faaliyetleri etme imkanı yakalayan genç Adolf etkili olduğunu görür. Münih'teki parlamentoyu ziyaret etmesi kendisinde demokrasi ve cumhuriyet konusunda kalıcı etkiler bırakır. Parlamento'da her çeşit insan vardır. Alman, İtalyan, Avusturyalı, Macar, herkes ana dilinde bir şeyler bağırıyor. Saatlerce kavga ediliyor ama hiçbir sonuca varılamıyordur. Hiçbir soruya bir cevabı olmayan bomboş bir tiyatro gibi. Ama zaman geçtikçe işler değişmeye başlar. Adolf artık bu propagandayı sadece kullanmıyordur, aynı zamanda benimsiyordur. 1919 yılında daha önce biyografisinde antisemitizme rastlanmayan Adolf bir değişim geçirir ve o parlamentonun cevaplayamadığı bütün soruları kolaylıkla cevaplamaya başlar. Savaşın kaybedilmesi ve krizlerin sebebi dış güçler. Bu güçler de her şeyden önce Yahudiler. Deutschdolz legendi. Yani biz savaşı kaybetmedik, sosyal demokratlar ve Yahudiler bizi arkamızdan hançerlediler. Efsanesi doğar. Hitler'in bu muhbirlik çalışmalarından biri de DAP yani Alman İşçi Partisi adlı partiye sızmasıdır. Münih'te küçük bir mekanda içkiler eşliğinde yaptığı konuşmalar karşılık bulur. Geniş bir network oluşturur. Öyle ki Hitler köstebekliği bırakır, direkt olarak bu partiye üye olur. 1920'de iyice gücü ele geçirir partinin adını değiştirir, artık adı NSDAP'dir. Partinin ilk programı sol jargonu kullanır. Antikapitalist söylemler bile barındırır. Hatta Alman tarihçileri bugün Hitler'in bu stratejisine pseudo sosyalizm demekte. Fakat etki eder. İşçiler ve çiftçilerde çok popüler olur. Konuşmalarını dinlemeye neredeyse 2000 parti üyesi gelmeye başlar. Diğer bir yönden Hitler'in kurmuş olduğu sözde spor derneği, SA, partinin paramiliter gücüdür. Sokaklarda her gün rakiplerini hedef alıyor, şiddetin dozajını artırıyordurlar. SA'nın başında Hitler'in çok yakın arkadaşı ve hatta kendisiyle senli benli konuşan nadir isimlerden eski asker Ernst Truim vardır. Nazilerin örnek aldıkları prototip de İtalya'daki faşistlerdir. Mussolini ve siyah gömlekliler 1922'de Roma'ya yürümüş ve iktidarı ele almışlardır. Hitler için bir rüya gibi. Bu gibi örgütler daha yeni kurulmuş Weimar Cumhuriyeti'ni ciddi şekilde yıpratıyordur. 1923'te tazminat ödemeleri geciktiği için Fransızlar Almanya'yı işgal ederler. Bardağı taşıran son damla bu olur. Hitler Bavyera'da bir darbe yapmak ister. Yanında SA güçleriyle Münih'te sokağa çıkarlar ancak kısa sürede durdurulur, açılan ateş sonrası yaralanır. NSDAP yöneticileri hapse atılır, SA yasaklanır. Hitler'in Baviera'daki başarısız darbe girişimi de aslında kendisini lokal bir siyasi figürden ulusal olarak tanınan bir isme çevirir. Belki darbe başarısız olmuştur ama tüm Almanya artık Adolf Hitler'i tanıyordur. Bunu bu arada ne kadar vurgulasak az. Weimar Cumhuriyeti'nin çökmesinin ve NSDAP'nin bu kadar güçlenmesinin ana sebeplerinden biri bu mevcut partilerin ortak bir yol bulamaması ve sürekli kavga halinde olmaları. Özellikle sosyal demokratlar. Bu da radikal NSDAP ve KP'yi güçlendiriyor. Hitler hapis günlerinde ağını iyice genişletir. Askerlerden bürokratlara, iş adamlarına, bir çok kişiyle tanışır. Özellikle Ernst Röhm, Hitler'i birçok yüksek rütbeli kişiyle tanıştırır. Hapis günlerinde Hitler düşünür ve sadece meşhur kavgam kitabını yazmaz. Aynı zamanda iktidar yolunu da komple değiştirir. Başarısız darbe girişiminden ders çıkarmıştır. Legalität taktik adı verilen meşruluk yolunu izleyecektir. Buna göre darbe veya devrimle değil, demokratik yollarla iktidara gelecektir. Burada unutmamanız gereken nokta şu ki, başta Ernst Röhm gibi isimler olmak üzere hatta o dönem kuzeydeki göbet partinin sol kanadını temsil ediyordur. Almanya'da bir devrimle iktidar olacaklarına inanıyordurlar. Bütün gruplar gibi. Her sene büyük bir devrim girişimi gerçekleşiyor dönemlerde. Herkes cumhuriyeti kolay lokma olarak görüyor çünkü çok zayıf. İşte Adolf ayıran nokta bu. Adolf devrimli değil, sistemin kendi içinden iktidar olmayı hedefliyordur. Hatta buna karşı çıkan SA yöneticisi Walter Stenes Hitler'e karşı bir ayaklanma bile başlatır. Hitler ise çıktığı mahkemelerde buna yemin ediyordur. Mevcut yönetime de geleneksel bağlarını hatırlatarak kendini muhafazakar, gelenekçi bir devlet adamı gibi gösteriyordur. Hitler'in bu yeni stratejisine en başta Ernst Röhm ve başında olduğu SA karşı çıkar. Ancak emredildiği gibi şiddeti azaltırlar. Darbeci karşı ön yargılı olan mevcut yönetim yavaş yavaş güven duymaya başlar ve Hitler'in yaptığı plan tutar. İçişleri Bakanı Albert Gretzinski 1 Mayıs için gösteri yasağı getirir. Naziler bu yasağı Hitler'in baskısıyla uyarlar. Komünist Parti uymaz. Sonuç olarak tarihe blutmay olarak geçen karışıklık yaşanır. Günlerce süren sokak savaşlarında 33 kişi hayatını kaybeder. Neden sürekli sokak savaşları olduğunu anlamanız için Cumhuriyet'in otorite sorunu çok iyi anlamanız gerekiyor. 20'li yılların sonunda partilerin silahlı militan gruplarında Sosyal Demokrat Reichsbanner'ın 1 milyon üyesi, Komünist NSDFB'nin 100 bin üyesi, DNVP'ye bağlı Stahlhelmlerin 500 bin üyesi ve Nazilerin esasının 400 bin silahlı üyesi vardır. Silahlı grup bunlar. Peki Alman ordusu? Reichswehr'in sadece 100 bin askeri vardır. Versay anlaşması sebebiyle daha fazlasına izin yoktur. Bunu göz önünde bulundurunca bu grupların neden bu kadar pervasızca hareket edebildiğini anlayabiliyorsunuzdur herhalde. Sonuç olarak Hitler'in uzun süredir çalıştığı imaj karşılık bulur. O mantıklı, rasyonel bir siyasetçidir. Alman halkında Nazilerin komünistlerden daha az şiddetli olduğu izlenimi oluşur ve KPD'nin örgütleri yasaklanır. İşte bu yasaklama Nazilerin önünü açacaktır. Daha temiz bir imaja bürünen Hitler'e Baviera endüstrisinin de bir kısmı artık destek vermeye başlar. Bitmek bilmeyen ekonomi krizler ve cumhuriyetin bir türlü sonuç alamaması Hitler ve partisinin önünü açar. Fakat başarılı seçimler sonrası ilk defa oy kaybedilmeye de başlanır. Hitler, Paul von Hindenburg'dan kendisini şansöly ilan etmesini ister. Hindenburg bunu reddeder. Berlin'de ise General Kurt von Schleicher ve Franz von Papen de iktidar kavgası veriyordurlar. İkisi de şansöly Hindenburg'u ikna etmeye çalışırlar. Von Papen'in aklına bir fikir gelir. Şansöly olarak Hitler'i e önerecektir. Böylelikle bu bavyeralı çomar olarak gördüğü Hitler hem rahat duracaktır hem de Papen onu kullanarak Hitler üzerinden ülkeyi yönetecektir. Hem de Hindenburg koltuğu kendisi için istememiş olacaktır. Başkası için istemiş olacaktır. Adolf Hitler'i yönetebileceğini inanıyordur. Tarihin en büyük yanılgılarından biri. Hitler şansölye olur. Führerlerini kutlamak için Naziler Berlin'de Fakultzug olarak anılan kutlama yürüyüşünü yaparlar. Çözüm arayan bunalmış bir halk, çürümüş bir sistem, kavgalı partiler ve kararlı bir demagog. Chief Palpatine başarısız bir eğitim hayatı geçirir. Tıpkı Hitler gibi. Naboo yavaş yavaş politikayla ilgilenmeye başlar. Bu esnada Darth Plagueis tarafından keşfedilir. Tıpkı Münih'teki genç Hitler'in keşfedilmesi gibi. Genç Palpatine'den etkilenen Plagueis, Palpatine'a ajanlık yapmasını teklif eder. Evet bu da tıpkı Hitler gibi. Palpatine babasıyla bu yüzden kavga edince bütün ailesini katleder. Haberi alan Plagueis kendisinin artık bir sif olabileceğine karar verir ve cinayetin üstünü örter. Benzerini de hatırlarsanız Hitler devlet babaya karşı yaptığı darbe girişimiyle gerçekleştirmişti. Ve tıpkı Hitler'in değişen stratejisi gibi Palpetin artık hedefine yavaş yavaş yürüyordu. Nabu ve Münih'teki benzerlikleri de göz önünde bulundurmanız lazım. Nabu Münih ise Coruscant Berlin'di. Palpatine'in boş zamanlarında en çok yapmayı sevdiği şey ise opera izlemekti. Tıpkı genç Hitler'in Münih'te yaptığı gibi. Palpatine'in çok saygı duyduğu ırkçı şair Asenek vardır. Hitler'in obsesyon geliştirdiği ve sonraları devletin resmi sanat ekolü haline getireceği antisemitist Richard Wagner vardır. Senatör olmayı başaran Palpetin bu şekilde Korasanta gelir. Star Wars Episode 1 tam olarak bu noktadan başlar. Bin yıllık cumhuriyette barış dönemi yavaş yavaş bitiyordur. Çürüyor Yeni vergilendirmeler yüzünden tartışmalar çıkar ancak Senato bunların hiçbirine cevap veremez. Senatodaki değişik uzaydırıkları tartışıyor, bağırıyor, çağırıyordur. Pasif kalan şansölye de buna mani olamıyordur. Tıpkı Hitler'in Münih Meclisi'ndeki tecrübesi gibi. bu Aydılıkçı Ticaret Federasyonu tarafından Cumhuriyetin koyduğu vergiler bahanesiyle işgal edilir. Bu işgal bir krize yol açar. Tıpkı Fransa'nın Almanya'yı savaş tazminatı ödemediği için işgal etmesi gibi. Senato'nun vasıfsızlığını vurgulayan Palpetin Amidana'yı manipüle ederek kendisini şansölye olarak önermesini ister. Bu da gerçekleşir. Palpatine şansölye olur. Film büyük bir kutlamayla biter. Tıpkı Hitler'in Berlin'de kutlanması gibi. Hitler şansölye olmayı başarmıştır başarmasını ancak hala istediği gibi bütün kontrolü elde edememiştir. Ama yol bir kere açıldığı için gerisi hızlıca gelir. 1933 senesi Almanya'nın tek bir senede demokratik cumhuriyetten faşist diktatörlüğe geçtiği tarihtir. Ocak 1933'te Adolf Hitler Reichskanzler yani şansölye ilan edilir. Partisi mecliste salt çoğunluk değildir. Deutsch National Volkspartei yani DNVP ile koalisyon halindedir. Hitler Hindenburg'a parlamentoyu feshetmesi etmesi için baskı yapar. Hindenburg'un böyle bir yetkisi vardır. Böylelikle erken seçim ilan edilecek ve seçime kadar meclis devre dışı kalacaktır. 1 Şubat'ta parlamento feshedilir. Hitler'in en yakın adamlarından Hermann Göring, Prusya'nın İçişleri Bakanı olur. 4 Şubat'ta Hindenburg basını kısıtlayan bir kanun çıkarır. Bu kanunla hükümet seçimlere kadar bütün parti rakiplerinin propaganda faaliyetlerini engelleyebilecekti. 22 Şubat'ta Hermann Göring hemen Hilfspolizei yani yardımcı polisleri kurar. Bu yardımcı polisler de elbette Nazilerin SS ve SA örgütlerindeki militanlardan oluşur. Yani düşünmeniz gerekiyor. Partinin militanları polislerin yanında yardımcı polis olarak çalışıyor. Amaç tabii ki seçimlere kadar rakipleri baskılamaktır. 27 Şubatta ise tüm Almanya şoka uğrar. Reichstag alevler içinde yanıyordur. Yangın bir kundaklamadır. Olay yerinde yapılan incelemeler sonucu Marinus van der Lubbe isimli psikolojik sorunlu bir komünist yakalandı. Günümüze kadar hala tartışılan bu konuda üç tane ana tez vardır. Birincisi van der Lubbe tek başına hareket etti ve Nazilerin önünü açan bu olay tesadüfen yaşandı. İkincisi komünistler planlı şekilde kundakladı ve üçüncüsü Nazilerin kendisi kundakladı. Kuybóno. Net olan tek şey ise Nazilerin bu olayı anında kullanmasıdır. Propaganda hemen alev alır. Komünistler ayaklandı, ülkemizi karışıklığa götürecekler. Alman Komünist Partisi derhal yasaklanır, üyeleri tutuklanır. Yangından bir gün sonra 28 Şubat'ta Hindenburg, die Vordung des Reichstagspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat kararını çıkarır ve Weimar Cumhuriyeti'nin anayasadaki temel haklarını askıya alır. Olağanüstü hal yönetimine geçer. Bu durum 1945 yılına kadar böyle devam edecektir. Bu şekilde 5 Mart'ta seçimlere gidilir ve NSDAP %43 oy alır. Yine sal çoğunluk değildir. Yine muhafazakar DNVP ile koalisyon zorundadırlar. 3 gün sonra 8 Mart'ta KDP'nin vekillikleri geçersiz ilan edilir. Böylelikle toplam koltuk sayısı düştüğü için Naziler çoğunluk olur. Hitler meclisin kendi kendini feshetmesini istiyordur. Bunu sağlamak için de meclisin en az 3'te 2'sinin oyuna ihtiyacı vardır baskı, tehdit ve koalisyon ortaklarıyla bunu da başarır. Ancak bundan önce 21 Mart Potsdam gününde takım elbiseli, sakin ve saygılı Hitler Hindenburg'un gönlünü kazanmayı başarır. Sadece iki gün sonra 23 Mart'ta meclis Emechtigungsgesetze oylar. Meclisi SA ve SS militanları sarar. Bu arada meclis seçildikten sonra ilk defa şansölyeleri Hitler'i canlı canlı görecektir. Hitler takım elbiseli değil ama Braunhemd adı verilen SA üniformasını giyerek meclise girer. Ayrıca arkasında da Alman bayrağı değil, Gamalı Hac bayrağı asılıdır. Hitler ilk defa burada alışkın olduğumuz agresif konuşmasını yapar. Retorik olarak yine Kasım devriminden bahseder. Nazilere göre bu devrim bir ihanettir. Hitler buradan Reichstag yangınına kadar uzanır ve meclisten kanuna oy vermesini talep eder. Son sözü de bir tehdittir. Mögen meine Herren Abgeordneten, nunmehr selbst die Entscheidung treffen über Frieden oder Krieg. Baylar, şimdi barış veya savaş kararını kendiniz veriniz. Hitler'in konuşması ayakta alkışlanır. Sadece SPD lideri Otto Welles Hitler'e karşı gelir. Freiheit und Leben kann man uns nehmen, Özgürlüğümüzü ve hayatımızı bizden alabilirler ama şerefimizi değil. Bunun üzerine öfkesine hakim olamayan Hitler tekrar kürsüye çıkar, yattığı hapis döneminden bahseder ve ağır konuşur. Almanya özgürleşsin ama sizinle değil. Sizin oyunuza ihtiyacımız yok der. Ve gerçekten de SPD olmadan da istediğini yapar. Sosyal demokratlar hariç herkes Hitler'in lehine oy verir. Artık meclis yoktur. Hitler de facto ülkeyi diktatör olarak yönetecektir. Meclis kendi kendini feshetmiştir ve bu kendi kendini feshetmesini de ayakta alkışlıyordurlar. Kısa süre içerisinde diğer partiler ya yasaklanır ya da kendi kendilerini feshederler. Sadece NSDAP geriye kalır. Naziler yeni parti kurulmasını da yasaklarlar. 1 Aralık 1933'te çıkardıkları aynı Meit von yasasıyla Almanya artık bir parti devleti olur. Naziler devlettir, devlet nazilerdir. Ernst Frankl bunu Doppelstaat olarak açıklıyor. Yani ikiz devlet. Ortadan kesilen bir elma gibi düşünün. Bir tarafta resmi devlet makamları, diğer tarafta NSDAP örgütlenmesi. Ancak bu örgütlenme de homojen değildir. SA'nın başındaki Ernst Röhm hala ciddi bir problemdir Hitler için. Hitler'i Führer olarak değil de ortak olarak görüyordur. Bu esnada SA'nın en özel isimlerinden yeni bir örgütlenme kurulmuştur. Hitler'in koruma görevini üstlenen SS. SS'in başına da henüz sadece 29 yaşındaki Heinrich Himmler'i getirir Hitler. Himmler kısa sürede Nazi rejiminin ikinci adamı olur. Acımasızlığı, egosu ve okültizme yakınlığıyla namsalar. Mesela sizin de bildiğiniz ikonik siyah üniformalar sadece SS'e aittir. Bu örgüt adeta dokunulmaz şekilde hareket ediyor ve okültizm içerisinde boğuluyordurlar. Arkeolojik çalışmalar yaptırır, kitaplar yazdırır. Güney Amerika'da Atlantis'i bile aratır. Şaka değil. Bu Cermen takıntısıyla kiliseyi bile kendi düşman beller. Himmler ve çevresi Nazi mitolojisini oluşturur. Buna göre eski çağlarda var olmuş, büyük büyük bir Alman yani Cermen devletinin varisidir onlar. Efsanevi kral 1. Heinrich'e çok takıntılıdır. Kendisini onun gibi görür. İlk toplama kampını işleten yine Himler'dir. Daha sonraları bu model Almanya'nın her yerinde uygulanacaktır. Başında olduğu SS'i devletin merkezine yerleştirmeye başarır. Wewitzburg şatosunu merkezi yapar. Tıpkı Kral Arthur'un yuvarlak masadaki şövalyeleri gibi burada bir SS kardeşliği oluşturur. Bu yoldaki hedefi en büyük rakibi olan Ernst Röhm ve SA'nın ortadan kaldırılmasıdır. 1934 yılında bu gerçekleşir. Röhm'ün altını oyan Himler'in amacı SA'yı yok ederek SS'i tek güç haline getirmektir. Röm hala sosyalist çizgisinden vazgeçmemiştir ve devrim beklentisi içerisindedir. Ayrıca başında olduğu Esa'nın resmi düzenli ordu haline getirilmesini istiyordur. Hitler'in buna hiç niyeti yoktur. Röm görevini yerine getirmiştir. Artık ona ihtiyacı yoktur. İşte bu şekilde 1934 yılındaki 30 Haziran'ı 1 Temmuz'a bağlayan gece uzun bıçaklar gecesi olarak tarihe geçer. Ernst Röhm önce eşcinsel kimliği üzerinden kriminalize edilir. Ardından gerçekte var olmayan bir darbe hazırlığı içerisinde olduğu iddia edilir. Röhm ortadan kaldıracak isim olan Himler özellikle eşcinselliği takıntılıdır. Eşcinsel lerin devleti ele geçireceğini düşünüyordur. Bu şaka değil. Naziler Röhm'ün ortadan kaldırılışını homoseksüel bir çetenin darbe planını durdurmak olarak açıklıyordu. Hitler bizzat Röhm'ü tutuklamaya gider. Uyku sersemi Röhm birden odasında Hitler'i görünce şaşırır. Ne olduğunu anlayamaz. Röhm dahil yüzlerce kişi öldürülür, binlerce kişi tutuklanır. Esa tek gecede temizlenir. Artık Hitler'in diktası ve ikinci adamı Himmler'in ve ona bağlı SS'in önünde hiçbir engel yoktur. Star Wars prequel serisinin ikinci filminde Obi-Wan bir klon ordusu yapıldığını öğrenir. Şans eseri Count Dooku'nun gizli bir toplantısına şahit olur ve Darth Sidious'ın galakside bir iç savaş çıkarmayı amaçladığını öğrenir. Yeni senatörümüz beyinsiz Jar Jar Binks bu esnada yeni şansölye Palpatine özel yetki verilmesini önerir. Böylelikle Palpatine olağanüstü yetkilerle donatılır ve klon ordusu emrine verilir. Bu şekilde klon savaşları başlar. Yaklaşık 3 yıl sonra oynayan 3. filmde Palpatine ve Anakin artık çok yakınlaşmıştırlar. Palpatine birebir düellada Count Dooku'yu yenen Anakin'e onu öldürmesini söyler. Do it. Bunun üzerine kafası artık iyice karışmış olan Skywalk'a denileni yapar. Palpatine için bir ordu kuran Dooku, bu son anlarında kullanıldığını anlamıştır. Tıpkı Röm'ün son anları gibi. Palpatine ise yeni kurbanını peşindedir. Götenin Faust'unda olduğu gibi, herkesin açıklarını kullanarak kendini ve karanlık tarafa bağlıyordur. Anakin'in kafasında gitgide daha fazla soru işaretine yol açan Palpatin, genç padavanı Jedi Konseyi'ne karşı da doldurur. Jedi'ların kendini beğenmiş tavrı ve Anakin'e tepeden bakmaları da bu durumu iyice kötüleştirir. Cumhuriyeti ve demokrasiyi koruması gereken Jedi'lar narsist egoistlerden oluşuyordur. Anakin bunu sıklıkla söyler. Bu Jedi yolu değil, sizin atıcı diye. Yine de Anakin Anakin Palpatine'in Sif olduğunu öğrenince bunu Mace Windu'ya söyler. Fakat Windu çok büyük bir hata yapar. Palpatine'in adil yargılanmayacağını düşünerek onu öldürmek ister. Bunu gören Anakin Windu'ya engel olur ve istemeden de olsa ölümüne sebep olur. Artık çıkış yolu dönüş yolu yoktur. Palpatine biat eder ve Darth Vader adını alır. Palpatine, Cumhuriyeti ve Barışı korumak adına ilk olarak Jedi tapınağına gidip tüm Jedi'ları çocuklar dahil öldürmesini, sonrasında ise ayrılıkçıları öldürmesini emreder. Ki bu ayrılıkçıları da kendisi organize etmiştir. Zira artık onlara ihtiyacı yoktur. Tıpkı Hitler gibi Palpatine'de ihtiyacı olmadığı noktada müttefiklerini yok ediyordur. İmparator bunun üzerine meşhur Order 66 emrini verir ve bunun üzerine klon savaşçıları bütün Jedi'ları öldürmeye başlar. Yıllardır birlikte savaştıkları, arkadaşları, dostları belki de mentorları olan Jedi'ları. Tıpkı SA'yı bir gecede ortadan kaldıran Himler'in uzun bıçaklar gecesi gibi. Vader Vader'ın Jedi tapınağına gittiği kendisinin özel 501. lejyonu vardır. Vader'ın yumruğu adında. Bu birebir Himler'in esesidir. Diğer taraftan Palpatin, Padme'nin katıldığı olağanüstü senatoda Jedi'ların cumhuriyeti ele geçirme girişimi içinde olduklarını söyler ve olağanüstü yetkilerine dayanarak 1. Galaktik İmparatorluğu ilan eder. Bu karar tüm üyelerin büyük alkışlar arasında kabul edilir. Padme, Senatör Bail Organa'ya demek hürriyet böyle görkemli alkışlarla kaybediliyormuş der. Palpatine imparator olur. İmparator kelimenin tam anlamıyla gerçek yüzünü bu sahnede gösterir. Tıpkı Hitler'in mecliste yaptığı gibi, takım elbiseyle değil de kendisi gibi giyinip kendisi gibi konuştuğu o ilk konuşmadaki gibi Palpatine gerçek yüzünü senatoda gösterir. Cumhuriyetin yerine imparatorluk alır. Klon savaşçıları yerine imparatorluk ordusu ve Stormtrooper'lar oluşturulur. Stormtrooper kelimesinin Nazilerin Sturmtruppen birliklerinden geliyor olması da sizleri şaşırtmayacaktır elbette. Tıpkı toplumun kaos ve savaştan korkup Palpatine gücü vermesi gibi Anakin de Padme'yi kaybetmekten korkuyordur. Palpatine kendi bu şekilde karanlık tarafa çeker. Sen daha önce Bilge Duff Plagueis'in trajedisini duymuş muydun? Tabii ki duymadın. Bu sana Jedi'ların anlatacağı bir hikaye değil. Palpatine burada Anakin'e geçmişte yatan ideal bir çözüm sunar. Ve anlatırken tabii ki duymadın bu sana Jedi'ların anlatacağı bir hikaye değil diye ekler. Bu tavrının Nazilerin retoriğinden bir farkı yoktur. Nazilere göre cumhuriyetçiler geçmişi karalar veya inkar ederlerdi. Palpatine'in ağına düşen tüm galaksinin korkuları yüzünden yanlış kararlar veren Anakin'den geri kalır yönü yoktur aslında. Veya tıpkı geçmiş yılların korkusuyla Hitler'e sarılan Almanlar gibi. Anakin bu noktada da toplum. Kraliçe Amidala ise demokratik cumhuriyettir. Hem Padme ile hem Palpatine ile olamaz. Biri birinin çözümü değildir. Tam tersine. Tıpkı Hamlet'te olduğu gibi kahraman herkesi kurtarmak isterken felaketi yol açar. Bin yıllık demokratik cumhuriyet yıkılır. Korkusu ve öfkesi her şeyi mahveder. Parçalanmış vücuduyla anekinden geriye eser kalmamıştır. Palpatine Vader'ın o ikonik yarı biyonik yarı mekanik giysisini hazırlatır. Bu Vader için bir hapishane olacaktır. Tıpkı imparatorluğun kendisi gibi. Ölümcül, steril, insandan çok bir makine gibi. en yakınlarına bakarsanız nasıl bir etki ettiğini anlarsınız. Hitler'in kendi geçmişi zaten başarısızlıklarla doludur. Ama göbel örneğin Başarısızdır. Gazeteci olmak ister ama hiçbir gazete onu kabul etmez. Hitler ise onu alır, ulusal bütün basının patronu yapar. Himlerin mesela bir askeri geçmiş yoktur. Yeterli bir isim değildir. Hatta dalga konusu olur. Naziler arasında bile. Hitler onu ordunun bile üzerine koyar. İkinci adamı yapar. Tıpkı Vader'ın da tamamen usta olamaması gibi. Jedi'larda sebepleri malum ama ilginçtir ki Palpatine de Vader'ın eğitimini tamamlamıyor. Rule of Two'dan dolayı diyebilirsiniz. Ancak bu Vader'ın da tıpkı Himler gibi hep yarım kaldı, hep öğrenci kaldığı gerçeğini değiştirmiyor. Hatta onun güçle bağlantısını kısıtlayacak biyonik vücudu hapsediyor. Palpatine. Ernst Röhm örneğin eski bir asker sadece ordusunu geri istiyor. Yeniden asker olmak istiyor. Hitler onun bu isteğini gerçekleştiriyor ona ona kendi ordusunu kurdurtuyor hatta. Hindenburg eski Kaiser günlerini hasret duyuyor. Hitler ona imparator gibi bir gün yaşatarak ağını düşürüyor. Gördüğünüz gibi herkesin karşı koyamadığı bazı istekleri, arzuları ve korkuları var. Palpatine bunu Hitler gibi kullanmasını biliyor. Hatta Anakin'e her şey yaptıktan sonra Vader olarak Padme nerede iyi mi diye sorunca korkarım ki öfkene hakim olamayıp onu öldürdün diyerek sırıtması gibi. Sanki kendisi buna sebep olmamış gibi. Devasa ölüm yıldızı veya Vader'ın destroy gemisi Executor Hitler'in Wunderwaffe'lerine bir göndermedir. Mesela Dev Tank Gustav gibi ya da Almanların nükleer programı gibi. Almanlar atom bombasını yapamadan yenilmiştir. İmparatorlukta ilk Star'ı bitiremeden. Amerika'nın o dönemki bu korkusu The Man in the High Castle dizisinde işlenmiştir mesela. Hitler'in mucizevi silahları batı dünyasını korkutuyor. Efsane gibi anlatılıyordu. Ian Fleming'in James Bond hikayelerinde dünya yok etmek isteyen kötü adamlar, antagonistler genelde yer altında böyle devasa roketler geliştirir ya hiç garip geldi mi merak ettiniz mi? İşte bu bile Hitler'in mucize silahlarının o dönem savaşta görevli olan Fleming olan etkisidir. Savaştan sonra cesedi bulunamadığı için bitmek bilmeyen Hitler efsanesi yaşar. Arjantin'de mi? Afrika'da mı? Yoksa Antarktika'da yeni bir ordu mu kuruyor? J.J. Abrams bunu benim de sevmediğim Disney üçlemesinin son filminde işler mesela. Bu geri dönüş korkusu orada gerçekleşir. Özellikle savaş sahneleri birebir 2. Dünya Savaşı görüntülerinden yapılmıştır. Birebir, shot by shot. Lucas prodüksiyon firmasına bu görüntüleri örnek olarak atar. Gerisi de bildiğiniz üzere sinema tarihi. Tabii sadece gerçek görüntüler değil. Naziler brutalist ve megaloman zihniyetlerini estetiğe dökmesini bilirler. Hitler bunun için Berlin'i bile baştan aşağı yeniden inşa edip Germanya adını verme hayali kurar. Bu zihniyeti film propagandasına en başarılı aktaran kişi hiç şüphesiz yönetmen Leni Riefenstahl'dir. Naziler özellikle kalabalık, devasa organizasyonlarda gövde gösterisi yaparlar. Herkes tek tip, hizada ve Führer'le bir bütün olmuş şekilde. Giyimiyle, kuşamıyla. Naziler Almanlardan bireyliğini alır. Lukas İmparatorluğun totaliterliğini Leni Riefenstahl'dan esinlenerek beyaz perdeye aktarır. Efsanevi Nazi yönetmene bir sürü referans vardır Star Wars filmlerinde. Hatta Riefenstahl'ın en meşhur açısını tersine çevirir. Bu sefer ödüllendirilen isyancılardır, iyi adamlardır. İmparatorluğun renkleri bile buna hizmet eder. Vader ve Palpatine siyah, Stormtrooper'lar beyaz ve emperyal korumalar kırmızıdır. Tıpkı nazi renkleri gibi. Palpatine'in özel kırmızı korumaları Stormtrooper'lardan seçilirken Hitler'in özel korumaları da aynı şekilde en eliter SA askerleriydi. Hitler kendisine bütün gücü veren yasayı meclisten geçirdiği gün belki de hayatında son kez muhalif bir sesle kavga edecekti ve bütün meclisi onun arkasına alıp dalga geçer. Meclisin sosyal demokrat lider Otto Welt'i yuhalaması ve susturması da aslında Yoda'nın üzerine senatoyu kelimenin tam anlamıyla yıkan Palpatine görülebilir. Anakin Palpatine tarafından adeta hapsedilir. Demokrasinin temsilcisi Padme ölürken paralel olarak Vader'ın yani imparatorluğun yükselişini görürsünüz. Bu ikisinin zıttı kökenlerinde bile vardır. Anakin kurak, ölü, çöl gezegeni Tatooine'de köleyken Padme her şeyin yetiştiği galaksinin en bereketli topraklarına sahip, yemyeşil Naboo gezegeninde kraliçedir. Padme'nin cenaze töreniyle birlikte aslında sadece Anakin'in büyük aşkına değil, aynı zamanda demokrasiyi özgür yaşamı da defnederiz. Son sahnede İmparator ve sağ kolu Vader sessizce ölüm yıldızını ve aslında sembolik olarak diktalarının inşasını izlerler. Obi-Wan Leia ve Luke'u saklar. Hala bir umut vardır. Uzakta da olsa, ufukta bir yerlerde. Çünkü gecenin en karanlık anı şafak sökmeden az öncedir.